Arkadaşlar bugün yine yepyeni dolu dolu lezzetli muhabbetler yapacağız. Lezzetli sohbetler yapacağız. Çok renkli bir konuğum var. Bu konuğumun özelliği öncelikle hem iş yerinde hem evde komşum. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda kendi çapında özel et yemekleri uzmanı. Komşum demişken iş yerindeki komşum karşıda restoranı var. Böylece Engin'le hem muhabbet edeceğiz ve aynı zamanda ne yapacağız Engin? Etler yapacağız abi. Mis gibi etler yapacağız bugün. Gördüğünüz gibi bonfilemiz hazır. Öncelikle bu patatesi bana hazırlattın. Bunun özel bir sırrı varmış. Ne bunun sırrı? Abi bunun sırrı bizim ustamızda. 10 yıldır beraber çalışıyoruz. 10 yıl sonra bunun sırrını öğrendim. Meşhur bir formülü varmış. Bugün sizlere o formülü anlatacağım abi. Evet. Biz şimdi bunu direkt hemen fırınımıza atalım. Derecesini falan ayarlayalım. Tamam. Abi yaklaşık 1 saatte 215 derecede bunu baharatladık, yağladık abi, fırınımıza atıyoruz. 1 saat sonra mis gibi çıkacak abi. Evet, patateslerimiz fırında çıkarken hemen onun sırrını anlatalım ve direkt konumuza girelim. Abi şöyle, birkaç baharatı varmış bunun. Yani klasik baharatlar aslında, kırmızı biber, karabiber gibi şeyler. Ama formüldeki baharat abi neymiş biliyor musun? Tavuk baharatı. Allah Allah. Ne alaka diyeceksin abi, ama olağanüstü bir lezzet veriyor ya. Tavuk baharatı koyuyoruz. Tavuk baharatı abi. Patatese düşünebiliyor musun? Patatese tavuk baharatı koyuyoruz. Aynen. Onun üzerine karabiber koyuyoruz. Karabiber, kırmızı biber, tuzluyoruz abi, gönderiyoruz. Hemen tarif etmem lazım. Karabiber, kırmızı biber ve asıl özelliği Ercan Usta kızacak biraz ama. Evet. Onun sırrını burada ifşa edelim. Formül gitti Ercan. Bu arada kulaklarını çınlattık. Tavuk baharatı en önemli özelliği. Biz biraz önce onu geç kalmayalım diye hemen biraz da çiçek yağı kattık içerisine. Tabii biraz yağladık kurumasın diye. Ondan sonra onu harmanladık ve bir saatlik fırındaki yolculuğuna biz muhabbet edene kadar o orada pişecek. Etin yanında biz onu garnitür olarak vereceğiz. Tabii garnitür olarak. Bu et ne eti Engin? Sen bunları bilirsin. Abi şimdi bugün menümüzde bonfile abi, dana bonfile. Dana bonfilemiz abi mantar ve kremayla yapacağız garnitür olarak yine. Bugün 12 kişilik yemek yapacağız. Yine bu yaptığımız yemekleri burada çalışan personele ikram edeceğiz. Saydı bizim yemekleri. Tadacak bakalım testten geçecek mi? Evet. Yemek dediğim gerçi lokum yapacağız değil mi bugün? Evet lokum abi. Lokum yapacağız. Bonfileden lokum yapacağız. Bonfileden lokum yapacağız. Burada yaklaşık 4 kilo bonfile var. Ya arkadaşlar çok gibi görülebilir ama burada et gelire göre, maaş gelirine göre Avrupa'da, Belçika'da biraz daha uygun. Yani normalde işsiz birisi bile rahatlıkla et alabilir. Et onun yani için sıkıntı yok. Kurban Bayramı'nı beklemeye gerek yok. Bu detayları verdikten sonra şöylece bu kıymetli etimizin bir tanesini Engin'e vereceğim. Bir tanesini de ben alacağım ve işlemlere başlayalım. Ne yapacağız Engin? Abi biraz yağ alalım. Yağlayalım etimizi. Peki zeytinyağı mı, çiçek yağı mı? Abi zeytinyağı olmaz. Çünkü mühürleyeceğiz biz bu eti. Zeytinyağıyla bunu yağladığımız zaman ateşle zeytinyağı et ısınmıyor abi. Bu arada arkadaşlar ben dedim aşçı değilim ve sizinle birlikte her programda yeni bir şey öğreniyorum. Bugün de burada et mühürlemeyi Engin'le öğreneceğim. Bir dahakine belki de yalnız ben yapacağım bu arada. Yani. Etiye veriyoruz yani. Patatesin sırrını öğrendik. Böyle birlikte et yemeklerini, birlikte normal yemekleri yapmayı biz öğrenelim ki daha sonra programlarımızın akışında bakarsınız ufak tefek biz de ucundan kenarından aşçı olmuşuz. Tabii. Tabii hedefimiz o değil, hedefimiz muhabbet, hedefimiz nefis muhabbetler, lezzetli yemekler, enfes sohbetler diyelim ve programımıza başlayalım. Peki Engin önce bunu keseceğiz mi yoksa yağlayacağız mı? Şöyle tavamızı alacağız. Mühürlemek için. Evet. Tavamızı en az bir 5 dakika el ısısını böyle 3-5 saniye dokunduramayacak kadar ısıtmamız lazım. Tamam, okey. İlk etapta. Sonra etimizi hafiften yağlıyoruz ve mühürlüyoruz. Önce kesiyor muyuz yağlıyoruz? Kesmiyoruz abi. Tamam. Yağlıyoruz, çiçek yağı dedik. Şu bu zeytinyağımız benim devamlı kullandığım ama bir şey daha öğrendik. Biraz dökeyim üzerine. Dökelim abi. Az döküyoruz değil mi? Sadece maksat az. Böyle hafiften böyle masaj amaçlı etimize görüyorsunuz sevgili seyirciler. Arkadaşlar bu arada ben de sizinle birlikte et yemekleri yapmasını hani şöyle de yapıyorlar ya abi.
meşhur et fenomenimiz var ya bir tane. Benim tanıdığım tek bir meşhur et fenomeni var, o da Engin. Ya kendimi tanıtmıyorum abi, tanıyanlar. Yani niye? Espri yapıyorum abi bizimkiler. Niye Engin? Çünkü gerçekten teşekkür ediyorum, özel davetlerde bize özel etler yapıyor. Ondan dolayı Engin'in benim yanımda ayrı bir yeri var. Hem dostum hem arkadaşım. Bu arada aynı zamanda bizim filmde de rol arkadaşı Kikim 2'de. Evet, konu konuyu açıyor. Evet, konu abi. Konu konuyu açıyor, bunlara değineceğiz. Değineceğiz. Evet. Şimdi tavamızı istiyorsun sen anladığım kadarıyla. Mühürlemek için. Böyle değişik bir tava. Bugün yeni şeyler kullanıyoruz. Çok güzel abi. Arkadaşlar bu çift tava olduğu için şöyle iki ocakta biz bunu ısıtacağız. Normalde tek ocak da yeter ama ısı seviyesini falan Engin bize ayarlayacak. Gerçekten bu programı izlediğinize hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Ben Engin'in et konusundaki elinin lezzetine gerçekten güveniyorum. Evet, başlayalım Engin. Abi başlayalım. Bunları ikiye keselim. Daha rahat olur. Peki. İkiye keselim abi. İkiye kesmek için ne lazım? Bıçak lazım abi. Peki nasıl bir bıçak lazım? Kılıç gibi abi. Eyvah. Ben nereden... Engin'in tikleri var. Öyle her bıçakla et kesmez. Her kesmem yerde, abi bak. Her etle yemek yapmaz. Şimdi arkadaşlar bu arada şöyle nacizane bu program için, bu programı ne kadar önemsediğimizi görmeniz için şöyle bir İskender Bey'in hediyesi var. Kasap İskender'in, Huşri Albaraka'nın bize güzel bir hediyesi var. Bu bize de sürpriz oldu ama hediye bir tane değil. Biz iki kişi olduğumuz için iki tane. Bu programlarımızda bundan sonra bu İskender Bey'in vermiş olduğu bu bıçaklarla işlemimizi yapacağız. Bununla yapabilir misin? Senin abi için... hepsiyle yaparız, sıkıntı yok. Bıçak olsun bakalım, yeter ki. Bismillah senden. Arkadaşlar reklam değil kesinlikle. Öyle anlaşılmasın. Şimdi Engin bunu ikiye mi keselim? Atalım mı abi? Hadi bismillah. Bak, büyüğünü sana verdim. İkiye kesiyoruz. Hoppa. Daha bekliyoruz abi. Dedin ya. Ben de bu arada ufak tefek tüyolar alıyorum. Abi şöyle elimizi biraz... koyduğumuz zaman yani 3-4 saniyeden fazla durmaması lazım. Sıcak olma. Öyle hissetmen lazım sıcağı. Aynen. O zaman bekleyelim biraz bekliyoruz daha. 5 dakika bekliyoruz. Şimdi öncelikle etimizi mühürleyeceğiz arkadaşlar. Etimizi mühürledikten sonra lokum tavası özel, onu da ayrı aldım. Lokum tavasıyla da pişireceğiz. Birinci bölümümüz devam ediyor. Engin artık top sende, sen ne dersen olacak. Bıçak kendi başına iş yapmıyor. Bizim abi, de bir şeyler yapmamız lazım. Harikaymış ya. Ama İskender Bey falan bir, güzel bir tane ya. De bize hediye yapsa böyle bıçaktan. Evet, evet. Değil mi? Kayıta giriyorsa abi. İskenderciğim duyuyorsun. Ama tabii o artık onun inisiyatifinde. Yağladığımız etlerimiz hazırda bekliyor. Bunları da istersen hazırlayalım. Mı? Bunu bir yapalım. Sonra bunu ikinci yapalım. Etapta onları yaparız. Aynen. O arada muhabbetimize devam edelim. Mantarlarımızı yapalım abi. Bu arada mantarlar da kendiliğinden pişe dursun böyle. Biz lokum yapacağız. Lokumun yanında patatesimizi fırına attık ve onun yanında Avrupa'da en çok kullanılan etin yanında ne? Kremalı mantar sos. Yani Fransızca bunun ismi sos archiduc abi. Sos archiduc. Bunu daha çok hangi mutfakta kullanıyoruz? Fransız mutfağında kullanıyoruz abi. Biz Belçika'da olduğumuz için her gün neredeyse bunu kullanıyoruz etin yanında. Etin yanında genelde bir mantarlı sos veriyorlar, bir de biberli sos. Evet. Onu bir dahaki programda yaparız. Bugün. Sos poivre diyorlar ona da abi. Sos poivre yani biberli sos Türkçesi değil mi? Evet. Engin arada evet. Fransızca söyleyebilirsin. Tabii sıkıntı yok sorun abi. Sorun yok, rahat ol. Abi ısımız nasıl? Biraz daha bekleyeceğiz. Biraz daha bekleyeceğiz abi. Biraz daha bekleyelim. Engin daha biz filmden bahsedeceğiz. Etten bahsedeceğiz. Abi ne filmdi ya. Abi ne filmdi. Bir ay... Böyle ezber yaptık abi ya. Yani olağanüstü bir şeydi ya. Hayatının ilk filmiydi ama değil mi? Abi ne, hayatımın ilk filmi abi. Tabii ya. Kaç tane film çevireceğiz hayatımızda? Bu arada küçücük bir Engin'in sahnesine bir bakalım. Engin orada neydi? Gerçekten hoş bir rolü vardı. Vallahi onu bir izleyelim abi. 2 dakika. Ondan sonra tavanın ısınmasını bekliyoruz. Bizden ayrılmayın. Sosyete camiası. Bekleyin lan beni. Cemal Efendi geliyor. Oğlum rüya gibi lan bu. Biri beni cimciklesin lan. Yok yok. Hatta vurun da kendime geleyim. Vursanıza oğlum! Ne yaptın oğlum? Vur dedi. Şimdi mühürleyeceğiz. Şimdi abi. Hadi bismillah. Bismillah aman diyoruz. Beni mahcup etme Engin. Estağfurullah. Vallahi seni demek. O kadar övdük yani. Bu bizim kaç milyonuncu etimiz abi lütfen yani. 3-5. Et değil şu yani. Şu an ayıp ettim değil mi? Abi bak bu etimizi atıyoruz. Of
Abi hafiften de dokunduruyoruz. 2-3 saniye. 3 dakika bekletiyoruz bunu. Sen de oradan devam et abi. Atıyorum. At abi. Bismillah. Ben de böyle yapayım. Tamam bırak abi. Arkadaşlar ben bu işi çözüyorum yavaş yavaş ya. Abi 3 dakika sonra yani 24-27 geçe etiniz çevireceğiz. Tunaycığım çek böyle yakından. Kokusu geliyor değil mi abi? Enfes bir süt dana kokusu. Engin Usta'dan, ünlü bir fenomenden. Estağfurullah. Şunu söyleyeyim abi. TikTok beni bir rahat bıraksa çok patlayacağız ama 2'de 1'de hesabım siliniyor. Tekrar baştan bu kadar çıkıyor. Sen de tehlikeli kıyılarda geziyorsun kardeşim. Evet abi. Abi şimdi 3 dakikamıza geldik ve bunu çeviriyoruz. Sevgili kameraman kardeşim. Hemen bir görüyorsun. Bak. Abi nar gibi nar nar. Yok böyle bir şey ya. Of 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 of. Abi şu güzelliğe bak ya. Yine 3 dakika abi bekliyoruz. Etin suyunu kaçırmamak için mühürlüyoruz. Neden? Çünkü bu et 2 etapta oluyor. 2 etapta olduğu için başta mühürlüyoruz. Sonra da tereyağında sosluyoruz bunu. Sadece bir 30-40 saniye tereyağında. Ve ondan sonra enfes bir lezzet oluyor Durmuş Bey. Bunu da anlatmış oldum. Eyvallah. Şimdi 3 dakika sonra bunu yeni bir tabağımıza alacağız. Tabii bunu alıyoruz, soğuyoruz. Daha sonra abi bunları koyacağız değil mi? Olur. Bu soğusa sorun yok. Zaten tekrar pişiriyoruz. Tabii tabii. Hemen ben bir tabak alayım buradan. Tamam abi sorun yok. Şu tabağımıza koyalım. Zaten. Arkadaşlar bu arada mutfağımız daha yeni. Birçok tabak, çanak, çömleğimiz eksik. Zamanla her arkadaş geldiğinde bunları tamamlayacağız. Şimdilik bunlarla idare edin. Senin, benim bildiğim Durmuş'un bir rotası vardı. Şimdi Durmuş'un rotası gitti. Durmuş'un kebabı mı var abi şimdi ben? Onu bir anlatır mısın abi? Neden oradan buraya geldik? Şimdi Durmuş'un rotasında pandemi yoktu ve dünyayı geziyorduk. Gezdiğimiz yerleri anlatıyorduk. Pandemi döneminde evde hanım mutfağa beni sokmadı. Benim canım sıkkın. Yemek yapmak istiyorum. 1,5-2 ay mağazalar kapalı. Pandemide de yurt dışına gidemediğimiz için, gezi yapamadığımız için ben de tuttum arkadaşlar. Konukla beraber bir yemek programı yapayım dedim. Olay buradan çıktı. Çok güzel düşünmüşsün abi. Ama pandemi açıldıktan sonra yine biz rotamıza devam edeceğiz. Kebabı da ben devam ettireyim o zaman. Birlikte yapalım. Biz önce bu lokumu bir yapalım. Yüzümüzün akıyla bir çıkalım. Of. Bu kenarlarına gerek yok değil mi? Ya o kadar şeye gerek yok. Biraz bastıralım isterseniz abi. Tamam. Hani yapmışken düzgün olsun işimiz. Oo. Bunu tabi imkanlı olan arkadaşlar mangalda da mühürleyebilir. Burada, ünlü mangalında değil mi? Tabi burada elimizde ne varsa onunla yaptık. Ya klasik olan tavadır. De mangalda da güzel olur. Ben şimdi bunu kenarımı koyuyorum. Bu hazır. Hemen direkt yağlayacak mısın? Tekrar abi hemen mı direkt yağlamıyoruz. Atayım mı bunu? Tavayı silmemiz lazım çünkü ısı gitti. Tekrar ikinci etap için tavamızı alacağız. Sileceğiz. Of. Bu arada dikkat et abi sıcak. Sevgili arkadaşlar tekrar bunu az bir şey yağlıyoruz. Az bir şey yağlıyoruz. Çok değil. Etimiz yapışmasın diye hemen böyle bir cilalıyoruz. Hop. Bu abi arada fırınımız hazır. Açık. Davlumbazımız açık. Ocağımız açık. Ben terlemeye başladım ya. Durmuş Bey buyurun. Bu pandemi bize çok şey öğretti. Abi olağanüstü. Bana ne öğretti biliyor musun abi? Bir ailemin var olduğunu öğretti. Neden? Sabah çıkıyoruz, akşam giriyoruz. Yani çocukları bir saat görüyoruz abi sonra yatıyorlar. Ama pandemide abi ben bir senede çocuklarımı tanıdım. Eşimi tanıdım. Hayvanlarım var. 2 tane kangalım var bu arada. Tabii oradan beni tanıyorsunuz. Hayvanlarımı tanıdım. Onlarla komünikasyona geçtim abi. İnanılmaz bir şey. Aynı mahallede oturduğumuz için söylüyorum. Ben pandemi döneminde bizim evin arkasında o kadar büyük bir park olduğunu ve o kadar gezilecek yer olduğunu bilmiyordum. Kaç sene sonra abi? Çok fazla şey biliyoruz. Özellikle yaz aylarında buradaki parkların ben ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar doğal olduğunu gördüm. Kestane topladık. Aynen biz de abi. Bu pandemi bize çok şey öğretti arkadaşlar. Bu arada ısımızı kaybetmeyelim. İyi mi ısımız? İyi abi. Yani atayım mı? Biraz daha bekleyelim mi? 30 saniye daha bekleyelim 30 abi. Saniye daha bekleyelim. Bu arada patatesimiz yavaş yavaş büzülmeye başladı. Şu an kızarıyor mu abi? 30 dakikayı geçti. İnan bana abi bu patateslere attığımız baharatlar yani etten daha lezzetli olacak göreceksin abi. Diyorsun. Abi. Göreceğiz. Göreceğiz. Öyle ezbere yok. Bizim Sait'e bunları tattıracağız. Bakalım onun fikri ne? Gurme. Ben, çakma gurme. Sahte. Ben de tadarım abi. Yani et olduktan sonra böyle kimseye gerek yok abi. Peki tamam. Tuna'ya da tattıralım. Abi hazır mı?
Tamam abi. 1, 2, 3, 4. Daha elim ısınmadı. 5, 6, 7, 4 saniye mi tutmamız gerekiyor? Abi 4 saniyeden fazla tutamazsın. 4 saniyeden fazla, o zaman biraz daha ısınması lazım. Burada da küçücük bir GoPro'muz var. Şişt, ne haber? Çalışıyor. Ben de bakayım abi. Orada bak bakayım ne yapıyor? Orada mısın? Bismillah atıyorum abi. Hadi abi. Hadi bismillah. Sıkıştıra sıkıştıra abi kenardan. Hop. Hop. Ne yapıyorduk? Sen, basıyoruz abi. Sen bas abi. Ben atıyorum. Yapıştır abi. Yapıştır abi. Şöyle hepsini alalım ki çok beklemeyelim artık. Orada büyüklerden atalım abi. Büyüklerden atıyoruz. Of. At abi yanına. Oh. Yapıştır abi. Oh. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın. Tunay bir bak. Allah aşkına bir bak şu güzelliğe ya. Böyle bir şey yok. Böyle diyor, bir şey yok. Şuna bir bak, şuna bir bak diyor. Şuna bir bak. Evet, zeytinyağımızın işi bittiyse onu alıyorum. Sıvı yağımızın işi bitti abi. Sıvı yağ bu, evet. Ben zeytinyağı diyorum, Engin sıvı yağ diyor, doğru. Durmuş Bey, bu etler pişerken... Durmuş Bey yok, Durmuş. Durmuş. Biz bizeyiz arkadaş ya, ne Durmuş Bey ya? Durmuş abi, komşum Durmuş abi. Ha, Durmuş abi diyebilirsin. Abi bu etler pişerken bizim lokumları dilmeye başlayalım biz. Diyorsun. Heh, hadi bakalım, hadi bakalım en güzel bölüme geldik. Bir tane bana bunu ver çok abi. Merak ediyorum, al bir tane. Ben bir tane alıyorum abi. Bir tane de ben alıyorum. Engin ne yaparsa aynısını yapacağım. Problem olursa, hata olursa suç Engin'in arkadaşlar. Evet. Şu bak abi, yakışıklı bunun, bıçağımızı da aldık. Bunun kesiminde ne kadar ince kesersek sonra pişirirken daha lezzetli olur. Kalın kesersek abi sert düşer. Tamam, tamam. Kes abi. Aynı boyda ben de kesiyorum. Şimdi biz bunu hazır hale getireceğiz. Daha sonra mühürlenmiş etlerimizi tereyağında pişireceğiz. Doğru mu Engin? Aynen abi. Bunları baharatlayacağız ya abi. Engin biz tamam usta falan değiliz ama lütfen yani biz de Bolulu'yuz. O kadar olsun. Hakikaten abi senin memleket... Bütün ustalar senin memleketten çıkıyor abi. Yani. Unuttuk onu. Vallahi doğru abi. Yani. Abi şimdi sen Bolulusun ya. Nasrettin Hoca ne demiş biliyor musun abi bizim memleket için? Ne demiş abi? Demiş ki burası dünyanın merkezi demiş abi. Neresi? Sivrihisar. Eskişehir'e bağlı abi. Tabii bunu sonradan bizim komşu şehirler Akşehir sahiplenmiş. Demişler ki biz merkeziz. Biz diyoruz biz merkeziz. Hayırlısı artık. Peki hangisi merkezi? Merkez nerede kalmış yani? Merkez biziz. Neye göre merkez demiş onu da bilmiyorum abi. Evet berbat ettim fıkrayı Bengin. Fıkra değil ha gerçek. Çok berbat bir fıkra anlattı. Fıkra değil gerçek. Hoca onu demiş yani. Hoca Nasreddin. Koskoca Nasreddin Hoca dediyse doğrudur diyorsun. Yani. Evet. Onları ben buraya dizeyim istersen çünkü güzel tavada abi. Yerin kalmadı. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz değil mi? Tabii Engin? Tabii. Bu arada biz mantar sosumuza da başlasak nasıl olur Engin'ciğim? Abi çok güzel olur. Sıvı yağ mı koyacağız? Zeytinyağı mı? Az sıvı yağ koyacağız abi. Soğanımızı atacağız. Arkadaşlar mantar sosumuz için bunun tam neydi ismi? Sos archiduc veya sos champignon diyorlar. Türkçesi mantar sosu mu? Evet. Kremalı mantar sosu. Kremalı mantar sosu. Karıştırmayalım. Abi o çalışmıyor galiba. Sen elini öyle tut program boyunca. Şunu açsın. tabi ufak tefek kazalar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neticede biz ne tam aşçı ne de tam programcıyız. Ortaya karışık böyle hem program hem yemek bir şeyler yapacağız. Sıvı yağımızı ekledik. Az bir şey. Daha sonra iki tane baş soğan doğramıştık. O iki tane doğramış olduğumuz baş soğanı atacağız ve önemlisi krema. Kaç tane istiyorsun Engin? Bu mantarımıza göre 2, 4, 4 tane de bir bakalım 4, abi. 6 tane var 4 tane yeter mi? Yeter abi 4 tane. 4. Arkadaşlar hemen tarifini veriyorum. Çok az yani yarım çay bardağından az sıvı yağ koyuyoruz. Zeytinyağı değil sıvı yağ koyuyoruz. 2 tane baş soğan, 4 tane krema ve... 3 raviye, 2 raviye ve raviye 3 o kişi sayısına kişi göre. Kişi sayısına mesela göre. Burası 2 kişilik şunun gibi abi. Göstereyim mesela. Biz 4 tane bundan aldık ama 3 tane bu boyda olan mantarı kullanacağız. Kilosunu falan hesap edersiniz. Yani biraz da tabii göz kararı olacak. Biz 12 kişilik yaptığımız için biraz fazla olabilir. Bu arada etimiz devam ediyor. Tabii. Soğan atayım mı abi? At abi soğanı. Of resmen Engin'in bugün yamağı olduk ha aşçı yamağı. Başka ne yapalım Engin söyle bakayım. Ben sana ne dedim abi asistan lazım bana dedim. Tamam bugün asistanım benim çıkardım bak. 10 numara abi. Bu iyi mi abi onunla karıştırma o et için lazım ne yapıyorsun ya Engin. Abi lütfen. Kusura bakma fark biraz etmedim saygı, valla. Biraz saygı kardeşim. Abi ya. Allah'tan bıçakla karıştırmadım. Öyle ya. Hemen bak temizliyorum sonra
Yorumlarda demeyin bunlar ne kadar pis çalışıyor diye. Alalım abi tekrar maşamızı. Karıştırmayacağım, rahat ol abi. Bir zahmet lütfen. Evet, ben de Engin'in bugün aşçı yamağı olarak işe başladım. Asistan olarak. Asistan diyelim değil mi? Öyle olsun. Hayır, yani abi, asistan diyelim. Şimdi soğanı iyice öldüreceğiz, doğru mu? Soğanı öldüreceğiz abi. Yani mantar atacağız soğana. Şöyle devam etsin biraz. Mantarımızı dökeceğiz. Abi peki biliyor musun? Abi mantarımızı tam şurada döker misin? Biliyor musun abi Emirdağlılar mantara ne diyorlar? Bilmiyorum abi. Göbelek diyorlar abi. Göbelek. Göbelek. Abi şu göbeleklerimizi atar mısın artık? Tunay'cığım şöyle yakından çekebilirsin. Evet, abi son kasemize döküyoruz sevgili arkadaşlar. Hop. Yaklaşık 3 raviye yani 3 tane yarım kilo mantar koyduk. Zeytinyağı koyduk. Şimdi bunu kapağını kapatıyor muyuz? Abi sulanmasını bekleyeceğiz. Sonra baharatlarını atacağız. Kapatıyorum. Tabii. Tamam. Bu arada biz etlerimizi yavaş yavaş keselim mi? Bu yakışıklı bıçaklarımızla. Çok sıcaksa bekleyelim biraz değil mi? Abi sana şöyle küçüğünden verelim. Beceremezsin diye mi korkuyorsun? Abi kibar kibar kes sen tamam, bunu. Tamam hadi bakalım. Oo, sanki bu defa. Bu arada Engin bazı arkadaşlar, bazı aşçılar, ustalar eldiven kullanıyor. Sen bunun hikmetini biliyor musun? Ben genelde kullanmıyorum ama. Abi aşçı eldiven kullanmaz. Onu servis yapanlar eldiven kullanır. Değil mi? Tabii. Et şimdi pişirirken kullanılmaması biz bunu gerekiyor. Parmaklarımızla hissedemezsek nasıl lezzet vereceğiz karşıya abi? Bu arada sıcak. Sıcak abi bekle. O zaman çatalla tutalım mı? Yok abi şöyle tabağımızın üzerine alalım abi. Burada hemen bir 2 dakikada soğur zaten. Ondan sonra tamam, bak sana bir kibar daha et veriyorum abi. Bana torpil geçiyorsun bu arada Engin. Olsun abi. Komşum benim. Evet mantarımız öldü. Abi mantarımız sulandı. Güzelce soğanla karıştı abi. Buna az baharat atıyoruz abi. Şöyle biraz karabiber abi lezzet versin diye. Tamam. Tamam abi tuzunu atalım abi. Tamam abi mantar dur dedi. Abi kremalarımızı atıyoruz. Durmuş abi sen onu bir karıştır. Kremalar zaten artık hayatımızda her şey hazır olduğu için hazır şekilde geliyor zaten. Evet rom soslarımız. Göster abi bir kremaları şöyle ha. Şöyle evet. Abi hop. Of of. Yavaş üzerimi berbat ettin Engin. Ciddi misin ya. Abi? Biraz yavaş ol ya. Ama abi yemek yapıyoruz arkadaş ya. Kibar ol. Daha önlüklerimiz yok. Önlüklerimiz gelecek. Ben her şeyimiz sizin, tamam değil. Sizin mağazada önlük görmüştüm abi. Böyle kendi markanızı yazmışsınız. Hatta bana bir tane hediye göndermişsiniz. Ya şimdi reklam olmasın diye onları koymuyoruz. Evet. Şimdi 4 tane. Ne koyduk buna? 3 tane kase. Şu mavi kaselerden. Bu kadar büyük değil de 3 tane kase mantar koyduk. Şöyle hemen tarif ediyorum. Mantar değil abi, göbelek. Evet, Emirdağcısı göbelek. Brüksel'de Emirdağlı çok olduğu için Brüksel'e geldiğinizde Emirdağlıca... Abi buradan bir Emirdağ'a selam gönderebilir miyim? Ben de selam söylüyorum Emirdağlı arkadaşlarımıza. Ama bizim akrabalar da Emirdağ'a değil abi, Eskişehir'de ama. Zaten genelde yani arkadaşlar eleştirir ama nerelisin diye sorulduğunda Eskişehirliyiz diyorlar ama altında ne Emirdağ çıkıyor. Sorun değil, biz Emirdağ'ını da çok abi, seviyoruz arkadaşlar. Zamanında doktor sormuş bir hastasına, demiş ki Emirdağ mı büyük, Türkiye mi büyük demiş. Abi bütün popülasyon burada %80 Emirdağlı. Bütün halk burada, Emirdağ'ın evet. Halkı değil mi? Yazın Emirdağ'ın nüfusu kaç oluyor? Abi 20 bin, normal nüfusu yazın 220 bin oluyormuş Emirdağ. Ve hep bürokrat arabaları geçiyor, kırmızı plaka değil tabii, mi? Tabii kırmızı plaka, kırmızı plaka. Arkadaşlar hemen şunu bir tarif edelim. Bir tarif et ya, tarifini öğrensin arkadaşlar. Arkadaşlar hemen mantarımızı soğanla kavurduk. Ondan sonra karabiberimizi attık, tuzumuzu attık, rom sosumuzu döktük ve bekleyeceğiz haşlansın. Ondan sonra bunun az katılanması lazım abi, katı olması lazım bu sosun. Patateslerimiz kızarmak üzere, son 5 dakikası kaldı. Engin diyor niye böyle heyecanlanıyorsun? Arkadaş niye heyecanlanayım? Tam finale geldik. Şimdi hemen abi ben bu bir... program için özel aldığım tavayı da bu programda kullanalım. Bu arada kesinlikle reklam değil. Değil. Bilin. Marka yazmıyor ki abi zaten. Marka yazmıyor ki zaten. Bunu yapan arkadaş kör olmuş. Kör mü olmuş, zengin mi olmuş abi? Zengin mi olmuş bilmiyoruz. Bunu biz bir araştıralım mı? Evet. Bunu şöylece kenara alalım. Yavaş yavaş yakabilir misin? Bunu Engin? Yine aynı şekilde yakalım abi. İkisini birlikte yakalım. Bir arkadaş, zahmet yaksan diyor. Arkadaş hani bütün... çakmağı verirse abi. Arkadaş valla arkadaş ayıp oluyor ama çakmağımızı alıyorsun. Bir eksik daha. Biz buraya bir de bir de mutfak çakmağı alalım ki arkadaşları rahatsız etmeyelim. Yine ben elimi ütüleyeceğim ya. Ben bu işi beceremiyorum. Sağdan gir abi. Sağdan gir. Yok o sol abi. Hadi. Soldan mı gireceksin? Hadi soldan gir. Hadi girdim. Evet, şimdi bu tavamız da ısınacak biraz değil mi?
Şimdi bunu restoranlarda görüyorsun abi. Normalinde bu fırına dayanıklı tavalar tabaklarda yapıyorlar. Biz de tavayı ısıtacağız. Yani sadece eti bir 30 saniye pişirsek yeter bize. Yeter. Finale geliyoruz. Tereyağı. Final. Ben heyecanlanmaya başladım arkadaş ya. Benim abi en çok merak ettiğim ne biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Bu yani. Yemek programlarında, yemek programı bittikten sonra bu yemekleri kim yiyor? İşte bizim de onu merak etmiyorsun. Evet. Arkadaşlar bizim programımızda bunu bu iş yerinin sorumlusu Sait Bey gurme olarak tadıyor. Ondan sonra diğer arkadaşlar da burada çalışan 8-10 kişi geliyor bunu birlikte götürüyoruz. Şimdi gençlerin yeni modası gömüyoruz diyorlar. Bu arada sosumuz da yavaş yavaş olmaya başladı. Bu arada. Bir bakalım mı abi? Bir görelim mi abi? Bir görelim mi Tunay? Gel göster bir abi. Bu işin miyim? Of yakmayalım bu arada. Abi inanılmaz bir şey ya. Şuna bak şöyle ya. Şöyle hazırsa üzerine koyabiliriz. Abi nar gibi olmuş. Şöyle koy da bir göster arkadaşlar görsün. Alem gumpil görsün ha abi. Of. Of ama çok sıcaktır şimdi. Biz Boluluyuz. Patatesin iyisini anlarız. Bolu ile Belçika'nın bir özelliği var. Daha doğrusu Brüksel'in demeyeyim. Bolu ile Belçika'nın bir özelliği Allah var. Allah. Sen de bilmiyorsun. Bilmiyorum ortak abi. Noktası var. Türkiye'nin en güzel patatesi Bolu'da. Allah Avrupa'nın en güzel patatesi Belçika'da yetişir. Bundan dolayı ortak özellikleri var. Belçika'da neden en çok frit yeniyor biliyor musun? Neden her yemeğin altında patates çıkıyor biliyor musun? Yani neden Belçika'da ekmek yerine ama daha fazla patates tüketiliyor biliyor musun? İşte bütün bu soruların cevabı Belçika ikliminde yetişen patateslerin çok lezzetli ve çok güzel olması. Bu arada amma bilgi verdik ha. Abi, bu arada gerçekten. Bolu'nunkiler de çok güzeldir. Ben çocukken patatese çok doyduğum için fazla aram iyi değildir. Ama patates gıdaların içerisinde vazgeçilmez. Ben yerimi alayım mı abi? Sen bir zahmet yerini al. Ters durdun. Ters oldu. Finale geldik. Ben çok ciddi heyecanlandım. Ne kadar tereyağı atmamız gerekiyor Engin? Ne kadar istersen abi. Buyur. Isınmış mı abi? Bence ısınmış. Bak bir. Onu nasıl biliyoruz biliyor musun abi? Bak bilmiyorum böyle. Bilmiyorum abi. Uf. Ay şu güzelliğe bak. Sen baksana bir tane abi. Ama hiç fazla olmaz mı iki tane? At abi. Ya şimdi bu zevki sen de tat diyorsun. Arkadaşlar. Uzaktan. Tereyağından böyle. Ay. Pardon. Düştü. İşte neden benim tereyağını böyle güzel attığımı anlıyorsun değil mi abi? O kadar farkın olsun Engin. Bunu kenara koyuyorum artık. Yalnız tereyağı biraz fazla olmadı mı? 40 köş üstü için biraz sıkıntılı değil mi Engin o? Fazla hesabım. Benim bildiğim abi senin siklist biri olman. Ben öyle biliyorum seni. Siklist günlük, ne demek bu arada? Yani pardon Fransızca yaşa. Arkadaşımız hız yani sürat bisikleti sürüyor, yarış bisikleti. Diyorsun, boş vakit. Görüyorum diyorsun. Abi, kameralardan, YouTube'lerden günlük duyduğuma göre 50-60 kilometre yapıyormuşsunuz, doğru mu? Biraz abartılı tabii de, 40 kilometre yapıyoruz. Arada da paylaşıyorum, izlersiniz. Ya tereyağı biraz fazla olmadı mı? Gel abi. Bence fazlasını alalım, risk almayalım. Şöyle kenara bunu bir evet koyalım. Abi. Yağımız hafiften böyle koyulaştı abi. Etlerimizi atmaya başlayacağız. Oo, bu görev bende. Evet. Böyle atalım abi. Gel abi. Hop. Durmuş abi. Ben bunları atarken sen de baharatla abi. Evet arkadaşlar. Bak bunu hep özenmişimdir. Böyle sosyal medyada görüyorum. Böyle tıkır 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 yapıyorlar. Hoşuma da gidiyor. Ne diyorlar buna? Değirmende karabiber. Değirmende karabiber. Tuzunu da atalım abi. Hemen atalım. Acele edelim. Evet, evet. Usta ne diyorsa o. Hemen tuzunu da atıyoruz. Çünkü bunu çok pişirmeye gelmez. Kaç dakika pişecek? Maksimum 30 saniye tek tarafı, 30 saniye tek tarafı yeterlidir. Bakın arkadaşlar, bu şekil yeterlidir abi. Et zaten pamuk gibi. Peki buna niye lokum diyorlar Engin? Lokum gibi olduğu için abi. Lüp. Çok detaylı bir açıklayış oldu. Abi lüp diye gidiyor. Çok çiğnemeye gerek yok. Bunu yiyen arkadaşların dişi olmasına da gerek yok. Artık yaşlandığımızda lokum yiyelim. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın ya. Şu koku size gelse de. Ama bunu evde deneyebilirsiniz. Normal bir tavada. Önce mühürlüyorsunuz. Daha sonra tereyağında böyle pişiriyorsunuz. Gerçekten lezzetli bir yemek yiyorsunuz. Bonfile olmasına gerek yok. Normal etten de yapabilirler ince kesildiğinde. Yok bu bonfileden abi. Dana veya sığır bonfileden abi. Hani bunu yapabiliyorsanız evde gidip de restoranlarda buna 40, 50, 80, 100 euro vermenize gerek yok. Bunun menüsü ne kadar restoranlarda? Abi bunu 4 kişi için 20 euroya mal edebiliriz.
4 kişilik. Peki 4 kişi bunu bir restoranda yediğinde kaç paraya mal oluyor? Minimum abi işte yanında patatesiyle, salatasıyla, içeceğiyle abi 80-90 liradan aşağı kurtarmaz. Tadar mısın abi lütfen? Abi yok, onu Sait'e tattıracağım. O zaman Sait'i çağır. Söz verdim, tamam. Ama ondan sonra tabağımızı ayarlayalım. Gel ortaya gel Sait. Şimdi Engin'ciğim, biz programlarımızda yemeği 2 kişi yapıyoruz ve Sait'e tattırıyoruz. Neden Sait'e tattırıyoruz? Testör mü Sait? Yani öyle diyelim. Abi bir tatsın, bir baksın ve bize bir puan versin. Hadi Sait'ciğim. Şimdi Sait'ciğim lokum tadacaksın. Buyur ama gerçeği söyle Sait. Sait'ciğim A diyorsun. A diyorsun Sait'ciğim. Götürdü ya. Baba psikolojik baskı yapma. Abi bak yüzünde gülücükler açıyor. Abi adamın yüzü ekşidi ya. Olur mu abi ya? Gerçekten çok süper olmuş abi. Ciddi beğendin mi? Gerçekten. Tamam, bir tane de patates denettirelim mi abi? Şimdi arkadaşlar Sait'e niye denettiriyoruz diye sordu ya Engin. Eğer Sait'e bir şey olmazsa bizim bu test yemeklerinden biz ne tadacağız? Doğru söyle, bu nasıl olmuş? Farklı bir şey var mı? Ama dur önce bir çeneyim. Et mi güzel, bu mu güzel? Sıcak ama. Daha iyi. Ya? Et mi güzel, bu mu güzel? Ben ne dedim abi? Etten daha güzel oluyor. Ben bu işi bırakıyorum arkadaşlar. Başlamadan ben bu işi bırakıyorum. Evet arkadaşlar, Sait'e, Tuna'ya, arkamızı toplayan Orhan'a ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Böyle kuru kuru da teşekkür etmiyoruz ha. Bu yaptığımız yemekleri onlarla birlikte biz tadıyoruz. Engin'ciğim çok teşekkür ediyorum. Biraz ne demek sonra abi? Yemeği birlikte tadacağız. Bence şöyle yapalım. Ases, şimdi, ben teşekkür ediyorum. Şimdi Engin bizim nazik davetimizi kabul etti. Hemen buradan temiz bir çatal alalım. Şöyle bir tane de ben ona hemen şöyle, nerede benim yakışıklı bıçağım? Senin bıçağını alayım Engin. Hemen şöyle yapacağım. Of. Şimdi ben de Engin'e hemen bir tane tattırayım. Sen de gerçek fikrini söyle. Hoppa. Harikulade. Sizi bu et başka yerlere götürüyor abi. Yok öyle bir şey. Peki patates de tadacak mısın? Bir tane de patates vereyim Sait, şöyle. Patates sıcak mıydı? Sıcaktı abi. Çok güzeldi. Evet. Bunu da şöyle çaktırmadan ben... Yani gerçekten önüne sağlık. Ne demek abi? Senin elin çok lezzetli. Durmuş Bey. Bu program Durmuş Bey abi. Yok. Bak, Bey yok. Söz ver bana. Hı. Bu programda belli bir rakamın üzerine çıkarsak parti 2 ve parti 3'teki sana sürpriz etlerim var yine. Olur mu abi? Oldu bile. Evet arkadaşlar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni yemek programlarında renkli konularla tekrar birlikte olacağız. Engin'den yeni bir program sözü daha aldık. Efendim hoşça kalın. Yeni programlarda, yeni lezzetlerde, yeni muhabbetlerde tekrar görüşmek ümidiyle. Efendim hoşça kalın.